efendim merhabalar. Kanal P Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde Besçam testleri adı altında yapılan etkinliğe 5 ülkeden 1 bayan 8 sporcu katıldı. Pazar gününe kadar hava koşullarına göre her bir sporcu 12 atlayış yapmayı planlarken ilk gün atlayışları nefesleri kesti. Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yapılan Besçam nefesleri kesti. En az 5 yıldan bu yana Besçam yapan Türkiye'den Cengiz Koçak, Samet Baydar, Çağdaş Türkmen, Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya ve Amerika'dan 8 sporcu Paralya köyündeki tepede kurulan serbest atlayış rampasında hazırlıklarını tamamlayıp atlayış için rüzgarın durmasını beklediler. Böyle küçük bir boşluğumuz var, pencere. Oradan faydalanırsak atlayacağız. Faydalanamazsak beklemek zorunda kalacağız. O yüzden herkes acele ediyor şu an zaten. Kaç metreye ineceksiniz? Burası 330 metre dibe ama plajdan 330 metre. Atlayıp 3 saniye falan sürecek düşüş. Açacağız. Evet. Sonra paraşütle uçup plaja ineceğiz. Çılgın sporcular Kelebekler Vadisi'nden 330 metre yükseklikte kurulan platformdan atlayış öncesi birer birer platforma çıkıp Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasını süzdüler. Önce Türk sporcu Cengiz Koçak kendini boşluğa bıraktıktan birkaç saniye sonra yedek paraşütünü açarak muhteşem manzarada süzülmeye başladı. Beş ülkeden diğer 7 sporcu da rampaya çıkıp gerekli testleri yaptıktan sonra atlayış için son hazırlıkları yaptı. Bazı sporcular hafif rüzgar nedeniyle beklerken bazıları da her türlü riski göze alarak geriye doğru sayıp kendilerini boşluğa bıraktılar. Yaklaşık 90 ile 110 kilometre hızla 3-5 saniye vadiye doğru havadan uçan sporcular, yere yaklaşık 180 metre kala paraşütlerini açarak muhteşem vadinin manzarasında plaja iniş yaptılar. Ölüdeniz Jandarması, 112 Acil UMKE ve Likya Dağcılık ekipleri hem atlayış yerinde hem de Kelebekler Vadisi'nde olası yaşanabilecek kazaya karşı tedbirler aldılar. Sporcular kasklarındaki özel kameralarla bu anı saniye saniye görüntülediler. Amerika'da arıcılık ve bal üreticiliği yaptığı öğrenilen 15 yıldan bu yana Besçam yapan Amanda Vişarelli hazırlıklarını yapıp platforma çıktıktan sonra atlayışa geçmek istedi. Fakat hafif rüzgar nedeniyle platform üstünde bir süre bekledikten sonra geri döndü. Amerikalı bayan sporcu platformun üzerine yatarak rüzgarın durmasını bekledi. Bugüne kadar rüzgar sıfır olmadan hiç atlayış yapmadığı, riske girmediği öğrenilen Amerikalı sporcu, Kelebekler Vadisi'ni yüksekten iyice izledikten sonra bir anda kararını verip, üçten geriye doğru sayıp çığlık atarak kendini boşluğa bıraktı. Atlayış sonrası Amerikalı sporcu gazetecilerin sorularını cevapladı. So this is my 15th year of jumping. 15, 16, yeah. I have more than 1,000 jumps. It's a fine jump. It is safe. 2001 yılında başladı. 2016 yılındayız. 15 yıldır atlayış yapıyor ve yaklaşık 1000 ila 1500 arası bay jump atlayışı var şu ana kadar. Dünyanın birçok yerinde atlayış yapmış. Yaklaşık 100 event'e katılmış böyle şu ana kadar. Aynı zamanda son 5 yıldır da yılın 6 ayı çalışıyor. Kalan 6 ayı ise sadece dolaşarak atlayış yapıyor dünyayı. Atlamayı en çok sevdiği ve daha çok alışık olduğu objeler binalar. Çünkü insanların yaptığı şeylere daha çok güveniyor. Kayalar bunun gibi, uçurumlara falan biraz böyle tedirgin orada. O yüzden bugün de biraz tedirgin oldu atlarken. Şimdilik bu kadar. Kelebekler Vadisi nasıl bulmuş abi? Rüzgarı bekledi biraz. Bir süre rüzgar sertmeydi. Vazgeçmek istemiş mi? When you were there, you were just went up to... The way I learned to jump, I was taught that you only do... But it was fine. Yeah.
Rampanın ucuna geldiği zaman yandan rüzgar olduğunu hissetmiş. Şu ana kadar B-Jump öğrenir ki aslında asıl temel bilgisi uçurumdan atlıyorsan rüzgarın sıfır olmasına dikkat edeceksinmiş. O yüzden de rüzgar sıfır değilse hiçbir uçurumdan atlamıyor. Ama burada gelmiş rüzgar var, geri çekilmiş, gelmiş tekrar çekilmiş. Normalde atlamayacağı bir an ama burayı çok ilgisini çektiği, çok sevdiği ve ondan önce atlayanları görüp güvenli bulduğu için de bir defa istisna yapıyorum ve rüzgar olmasına rağmen uçurumdan atlıyorum demiş ve onun üzerine atlamış. Etkinlik sorumlusu Cengiz Kocak, Kelebekler Vadisi'ni ve Ölüdeniz'i tanıtmak istediklerini belirterek burada Ekim ayında Dünya Kupası yapmayı planlıyoruz dedi. Şu anda işin gerçeği, biraz tadını çıkarmaya başladık. Çünkü hakikaten çok yorulduk. Ekip olarak günlerce uğraştık. Malzeme taşıdık. İşte bunun kurulması, zaten hepsi kayaların üzerine bunun yerleştirmesi ayrı bir meşakkat. Çok yorulduğumuzu saklayamayacağım. Şu anda biz bu işin artık keyfini çıkartalım diyoruz. Emniyetli olsun, kazasız belasız herkese güzel bir vakit geçirmelerini diliyorum. İnşallah da öyle olur. Bursa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamaya inat, Bursalılar sabah namazında Ulu Cami'ye akın etti. Öte yandan Ulu Cami çevresindeki çarşı esnafı sabahın ilk ışıklarıyla patlamada hasar gören dükkanlarının tadilatına başladı. Canlı bomba saldırısıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bursa Ulu Cami'de dün akşam meydana gelen 13 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamanın ardından Ulu Cami'de ilk namaz kılındı. Kılınan sabah namazında cemaat diğer günlere göre oldukça kalabalıktı. Teröre inat buradayız mesajı veren Bursalılar kılınan sabah namazının ardından camiden ayrıldı. Tam patlamanın olduğu noktadaki dükkanlara hasar gören çarşı esnafı da sabahın ilk ışıklarıyla yaralarını sarmaya başladı. İşe kırılan dükkan camlarını değiştirmekle başlayan esnaflar teröre inat buradayız mesajını yineledi. Ulu Cami çevresinde ve kritik noktalarda polis ekiplerinin nöbeti sürerken olay yeri inceleme ekiplerinin de halen patlama noktasında çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bursa'da meydana gelen canlı bomba saldırısıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin il dışında gözaltına alınarak Bursa'ya getirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ucuz atlatılan canlı bomba saldırısının arkasından PKK çıktı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün canlı bombanın kimliğinin tespiti konusundaki çalışmaları sürüyor. Olayı gerçekleştiren örgütün %90 oranında PKK olduğu öğrenildi. Soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı nezaretinde hassas ve titiz bir şekilde sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü, cesetten alınan parmak izi ve DNA parçalarını kriminal laboratuvara gönderdi. İstihbarat birimleri tespit edilen bir sahte kimlik üzerinden giderek bombayı Bursa'ya getiren, canlı bombayı barındıran ve başka şehirden Bursa'ya gönderen ilişkili olduğu kişileri İstanbul, Afyon, Mardin ve Urfa'da gözaltına aldı. Şahısların sorgulamasının sürdüğü Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında vefat eden araştırmacı yazar Adem Güngör'ün birçok Türkiye'ye hayat katan Örenli sanatçı Mustafa Coşkun adına hayata geçirmek istediği kütüphane, Güngör'ün ailesi FETAV, Kır Çiçekleri Derneği ve Seydi Kemer Belediyesi işbirliğiyle Ören Mahallesi'nde açıldı. Geçtiğimiz yıl vefat eden araştırmacı yazar Adem Güngör'ün hayatının son dönemlerinde açılması için uğraş verdiği Mustafa Coşkun Halk Kütüphanesi, Güngör'ün sevenleri tarafından bu kez Adem Güngör Mustafa Coşkun Halk Kütüphanesi adıyla açıldı. Seydi Kemer ilçe protokolünün eksiksiz katıldığı açılışa Fethiye'den de çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Adem Güngör'le Mustafa Coşkun'un ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra Adem Güngör'ün kızı Seçil Güngör Süme babasının hayat hikayesini anlattı. Temel Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Temel'deki köy okulunda okumuş, daha sonra Fethiye'de Sanat Okulu Elektrik Bölümünden mezun olmuştur.
Kütüphaneye adı verilen halk ozanı Köçek Mustafa lakaplı Mustafa Coşkun'un hayat hikayesi ise Adem Güngör'ün damadı Emrah Süme tarafından davetlilere okundu. Annesini 3 yaşındayken de babasını kaybetmiştir. 6-7 yaşlarındayken Rodos'tan bir tanıdık aracılığıyla Rodos'a evlatlık verilmiştir. Fethiye ve Seydi kemerde unutulmuş bir yerde saklı kalmış onca hikayeyi ortaya çıkaran araştırmacı yazar Adem Güngör'ün eşi Ayşe Güngör ise yaptığı duygu dolu konuşmasında Adem Güngör'ün yaşamını, hayat felsefesini ve eserleriyle ilgili bazı notları paylaştı. Yaşatacak olan bu şirin kütüphanene imece ruhuyla yapımına katkı koyan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür eder. Güngör'ün 2004 yılında emekli olduktan sonra kendisini araştırmaya verdiğini aktaran Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, aramızdan erken ayrıldı, tek bir hayali vardı, kütüphaneyi önümüzdeki süreçte zenginleştirmeye çalışacağız dedi. Kültür doğa konusunda her türlü araştırmayı verdi, yazılar da yazdı. Kendi bir tarih, doğa, kültür aşığıydı. Tek hayali vardı. Bizimle görüştüklerinde öğrene kütüphane yapmak. Allah'ın izniyle biz burada bunun adını yaşatmak için bu kütüphaneyi yaptık. Buradaki öğrendeki bütün yerleri biz öğrendi kardeşlerimiz için kullanacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 17. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yörük göçü canlandırıldı. Göçün ardından düzenlenen halat çekme yarışında ise kopan halat yarışmacıyı hastanelik etti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 17. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yörük göçü canlandırıldı. Deve, at, eşek, keçi, koyun, köpek gibi hayvanların eşlik ettiği yörük göçü korteji hükümet konağı önünde başlayıp Karatepe Stadı'nda son buldu. Vatandaşlar geçiş sırasında yörüklerin çadırları, yiyecekleri, geleneksel kıyafetleri ve tarım aletlerini de görme fırsatı buldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandıran Türk sinema sanatçısı Serdar Gökhan da etkinliğe at üzerinde katılarak vatandaşları selamladı. Ayrıca tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı elde eden isimlerden Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Hasan Tuna da etkinlikte boy gösterenler arasındaydı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, ülkede yaşanan terör olaylarından dolayı festivalin buruk geçtiğini söyledi. Sembolik göçün ardından festivalde halat çekme yarışı yapıldı. Halat çekme yarışına ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının hazırladığı takımlar katıldı. Muhtarların takımları birincilik almak için kıyasıya yarıştı. Sarı Kavak ve Göksu takımları yarıştığı sırada halat koptu. Düşerek kafasını beton zemine çarpan Sarı Kavak Mahallesi takımında yarışan Musa Kökes, 112 ambulansıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Kökes'in sağlık durumunun iyi olduğu, çarpma sonucunda hafif bir baygınlık geçirdiği belirtildi. Yörük obası kurmuştuk bu yıl. Biliyorsunuz bir avuç ecdadımız küçücük hayvanın etrafında Süleyman Şah'ın korumları ne yapmışlardı? Bir yörük obasından, çadırlardan Cihan İmparatorluğu kurmuşlardı. Bu dünyaya bir mesaj. Türk ölmedi. Ay yıldızlı bayrak hep dalgalanacak, bunun mesajı bu. O Kumluca'da bir şey ifade etti. Dedi ki gerçekten Kumluca güzel insanlar, devletine sadık, devletine omuz veren, Türkiye'yi bir yerlerden alıp bir yerlere götürecek, sadece ülke sevdası olan insanların yaşadığı bir bölge olduğu için ne yaptı? İşte oradaki 15 çadırlık, 20 çadırlık bir yerden Cihan İmparatorluğu kuruldu. Süleyman Şah'ın torunları yaptı bunu. Değil mi? Biz de onların torunları olarak Kumluca'dan ne yapıyoruz? Diyoruz ki Kumluca dünyanın marka bir şehri olacak. İçimizi yakan terör olacak.
olayları var son günlerde. Ve gerçekten böyle bir buruk dönemde, böyle bir buruk dönemde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Ve diyoruz ki, ey millet, ey millet, ey ay yıldızlı bayrağım, hiç korkma. Kumluca gibi Türkiye'nin her yerinde bu ay yıldızlı bayrağın sevdalıları çok. Biz devletimize inanıyoruz. Devletimizin yanındayız diyoruz. Ve buradan bir ses vermek istiyoruz. Terbiyeyi lanetliyoruz. Bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamanın şerefi herkes için en büyük şereftir diyoruz. Sevgili Kumlucalılar, Sayın Başkanımız gerekli konuşmaları yaptı. Ben sizlere Süleyman Şah'ın klasik bir duasıyla dua etmek istiyorum. Ol deyince olduran, gönülleri imanla dolduran, Yüce Allah'ın 99 adıyla Ya Allah, Bismillah. Burada gördük ki, burada şahit olduk ki, sadece bizim yaşımızdakiler yahut bizden daha yaşlılara mahsus bir şey değil. Çocuklarımız ve gençlerimiz, annelerinin, babalarının, atalarının, dedelerinin nasıl yaşadığını, neler hissettiğini bizatihi gördüler ve görüyor. Sadece bunlardan da ibaret değil. Neler hissettiklerini, manevi dünyalarını ve kalplerinin nelerin doldurduğunu da hissediyorlar. İlahi ya Rabbel Alemin, şu birliğimizi, beraberliğimizi... Kumluca'da bu yıl 17.si düzenlenmekte olan Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan acı biber yeme yarışmasında yarışmacılar en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Yarışmada 3 dakikada 314 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hasan Özdil bu yılda birinci oldu. Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen acı biber yeme yarışması öncesi jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler yarışmacılara teslim edildi. Pek yumuldu. Hayırdır birader, önünden alan mı var ya, bir güzel yiyorsun. Biri bayan, toplam 18 yarışmacının iki grupta mücadele ettiği yarışmada yarışmacılara acı biberle birlikte domates ve ayran verildi. Süremiz daralıyor, bırak dendi ardına. Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrollerinde 3 dakikada 314 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hasan Özdil bu yılda birinci oldu. Sultan ablam tam kız istemeye gelmiş, kayınla gibi zaten. Bak. Ya şöyle kıvrak kıvrak, kıvrak kıvrak, kıvırda. Yardım Allah! Allah! Neden yanıyor? Dala acıyı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların sadece Kumluca değil, Kahramanmaraş, Iğdır, Diyarbakır ve çevre ilçelerden de geldiklerini söyledi. Önemli etkinliklerinden birisi de acı biber yeme yarışması. Artık bu Türkiye'de bir ilk. Kumluca buna başlarken şunu demişti. Seracılığın başkenti Kumluca ise burada yapılacak festivalin adı Seracılık Festivali olur sloganıyla başlamıştık. Bu anlamda bugün dünyanın gündemi güvenilir gıda. Biz öncelikle bu vermiş olduğumuz biber yeme yarışmasındaki mesajımız, biz kendi ürettiğimizi önce kendimiz yiyoruz. Biz kendi ürettiğimize güveniyoruz. Güvenilir gıda üretiyoruz ve bunu da Kumluca Cumhuriyet Meydanı'ndan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Esas sloganımız buydu. Ama zoru yiyoruz. Adı acı. Acıyı da yiyoruz. Gerçekten yarışmacılar çok renkli, zor bir işi başardılar. Ben tüm yarışmacıları tebrik ediyorum ama bir tarafımda birinci var, bir tarafımda ikinci var. Onlar gerçekten bu işin külfetini çekenler. Suriye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı belirtilen Suudi Arabistanlı iş adamı Fethiye Ölüdeniz çevresine yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yapmak için geldi.
Fethiyeli emlakçı Yunus Önder'in daveti üzerine beraberinde Dubai Şeyhi El Maktum'un ortağı Ali Ağaoğlu şirketinin Uluslararası Yatırım Başkanı Halil İbrahim Demirhan'la birlikte Fethiye'ye gelen Sulayman El Muhaidip, Kayaköy ve Ölüdeniz'i gezerken bir paraşüte takılan Suudi Arabistan bayrağı uçuruldu. Özel uçakla Dalaman Havaalanı'na inen ve Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek'le Yunus Önder tarafından karşılanan Sulayman Al Muhaidip, eşi Amera Al Muhaidip'le Ölüdeniz Belceiz'de kumsalda yürüyüş yaptı. Tudo'nun en büyük şirketi olan Al Muhaidip Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Halil Demirhan. Halil Demirhan da Dubai merkezli Orient Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı. Bölgemizde yatırım yapmak maksadıyla inceleme gezisinde bulunuyorlar. Bu anlamda buradalar. Sözü Sayın Halil İbrahim Demirhan Beyefendi'ye bırakıyorum. Zaten bugün misafirlerimizle geldik. Hakikaten buranın Türkiye'nin güzel bir cennet, bir mekan olduğunu söylediler. Harika etkilendiklerini söylediler. Sağ olsun Yunus Bey kardeşimiz de bizi burada çok değerli. Süleyman El Muhaidip Bey de bizi burada çok değerli bir şekilde ağırladı. Dünyada da Türkiye'yi çok sevip de Türkiye'nin lobisi Suudi Arabistan kardeşliğini dünyada en iyi anlatan, Türkiye'yi canı gönülden seven El Muhaidip ailesi de çok önemli, değerli bir konulara önem veriyor. Ve de bize yapmış olduğu bu güzel ağırlığına teşekkür ediyoruz. Çok güzel, hayal bir şehir diyorlar. Ve insanları da çok değerli. Elhamdülillah. Ve çok güzel manzaraları ve tabii مدن قديمة. Eski şehirleri gezdik, çok güzel etkilendik. Şeref hasıl hal bilad hadi. Şereftir diyor bu bölgede beraber. Nizafa ve tertip. Temizlik ve düzen. Ahlak الناس ve terhib الناس والكرم. İnsanları da mertliği, cömertliği, Türk insanın insanla misafirperverliğinden inanılmaz derecede etkilendik. Çok değerli Orta Doğu'nun en büyük iş adamlarından El Muhaidip şerefine Babadağ'dan 2100 metreden özel bir atlayış gerçekleştirildi. Atlayış neticesinde atlayışta bir Suudi Arabistan Türk kardeşliğini vurgulama anlamında dur. Böyle bir atlayış gerçekleştirdik onların şerefine. Dolayısıyla evet. Şimdi mi? Kendisi uçtu mu yamaç paraşütü? Yok, uçmadı. Paraşüte takıldı. Beyefendi için özel atlayış gerçekleştirildi. Türkiye-Suudi Arabistan kardeşliğini pekiştirme anlamında. Ülkemizde inanılmaz güzel şeyler olacak inşallah. Ülkemiz kalkınacak, şahlanacak. Dünyanın en güzel ülkesi haline gelecek. Buna inanın, güzel şeyler olacak. Türkiye cennet bir ülke. Ben bu bayrağı Sayın El Muhaidip'e hediye ediyorum. El Muhaidip'e ediyorum. Hediye ediyorum. Sizlerin huzurunda El Muhaidip'e hediye ediyorum. İzmir Terörle Mücadele Şubesi tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin İzmir yapılanmasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda eylem yapacakları iddiasıyla operasyon düzenlendi. 4 ilçede ve Manisa ilinde düzenlenen operasyonlarda 7 üye gözaltına alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda eylem yapma hazırlığında oldukları tespit edilen Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin İzmir yapılanmasına Manisa ili de dahil olmak üzere 4 ilçede operasyon düzenlendi. İzmir Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonlarda Bornova, Menemen, Çiğli ve Buca ilçelerinde bulunan parti şubelerine, ev adreslerine, partiye yakın iki dernek ve bir sendikada arama yapıldı. Yapılan aramada Türkiye Komünist İşçi Partisi'ne ait birçok evrak ve döküman ele geçirilirken 7 üye de gözaltına alındı. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor. Bodrum Turgut Reis Mahallesi Hal Çarşısı'nda bulunan iş yerlerinin yapı kullanma izinlerinin olmadığı gerekçesiyle esnafın tahliyeleri istenirken Büyükşehir Belediyesi alanla ilgili proje hazırlandığını ve esnafın daha sağlıklı bir mekanda hizmet vermesini sağlayacaklarını açıkladı. Bodrum'da dönemin Turgut Reis Belediyesi tarafından esnaflara kiraya verilen Turgut Reis Hal Çarşısı'nda bulunan dükkanlar için yıkım kararı alan Muğla Büyükşehir Belediyesi esnaflara tebligat göndererek dükkanları boşaltmalarını istedi. Esnaflar dükkanları boşaltacaklarını ama Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayına kadar kendilerine müsaade etmelerini istedi. Esnaf yaz sezonuna girdiklerini belirterek sezonu atlatalım, borçlarımızı kapatıp dükkanlardan çıkalım ifadelerini kullandılar. Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 18 kişi geldi.
Fakat ellerinde yıkım boşaltma talebi yok. Herhangi bir tebligat yapılmamış. Bu şekil geldiler. Şimdi 15 günlük bir zaman içerisinde bize yapacaklar. Tebligat yapacaklar. Ondan sonra işte bugün kaldığı yerden devam edecek. Buradaki hiçbir esnaf arkadaş iş yerini boşaltabilme imkanı yoktur. Ve çalışmak zorunda da. Burada çalışmak zorunda. Burada işte pastacı, terlikçi, terzi esnafları sandaletçi. Var. Sandaletçi esnafları var. Bunlar yazın iş yapabilmek için yazı beklediler. Bize yaz başlangıcında tahliye kararı verdiler. Gelin buraya. Gelin. İşi bana. Aşağı oldu. Neyse gel. Gel. Sık abi. İndir birazdan. Konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Turgut Reishal dükkanlarının bulunduğu Taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunmaktadır. Taşınmaz'ın tasarrufuna yönelik hazırlanan dosyaların incelenmesi neticesinde tamamının kira sürelerinin bitmiş olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu Taşınmaz'ın zemin tespiti yapılarak üzerinde bulunan yapıların yapı kullanma izin belgelerinin bulunup bulunmadığı Bodrum Belediye Başkanlığı'na sorulmuştur. Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 15.1.2016 tarih ve 1092 sayılı yazısıyla söz konusu Taşınmaz'ın üzerindeki yapıların yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca binaların içe bakan taraflarına kaçak olarak eklentilerin ilave edildiği tespit edilmiştir. Hal çarşısı içerisinde bulunan iş yerindeki işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Başkanlığımızca yapı kullanma izin belgesi bulunmayan taşınmazların ilgili yasa gereği kiraya verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Kullanıcılar şu an işgalci durumunda olup işgale karşı ecri misil tahakkuk ettirilmiştir. Turgut Reis Belediyesi döneminde hazırlanan AVAN projenin yapılan imar planı tadilatına göre revize edilerek 2016 yılı sonunda inşasına başlanması hedeflenmektedir. Bodrum Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün vereceği nihai karara mütakip taşınmazların tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz esnafımızın fen ve sağlık kurallarına uygun bir mekanda hizmet vermeleri, vatandaşlarımızın ise çağdaş, modern ve insana yakışır ortamlarda hizmet almasını sağlamaktır denildi. Sevgili izleyenler, Bursa'nın ardından bugün de Manisa'dan gelen üzücü haber yürekleri ağza getirdi. Manisa'da Soma Kırkağaç Karayolu'nda arka arkaya iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada bir asker hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Soma Kırkağaç Karayolu'nun 21. kilometresinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanmış bir patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sırasında askeri aracın ön camları parçalanırken araçta bulunan bir asker hafif şekilde yaralandı. Arkasından biz geçiyorduk, biz diğer şeritteydik. Patladı yaradı, diğer şeritte tam geçerken tam bombanın hizasına patlattılar. Yoldan patladı? Yoldan patladı. Jandarma arabası derken? Jandarma transit, mavi transitlerden geçti. Arkasından biz geçti, bu sıra patlattılar. 15-20 dakika sonra ikinciyi patlattılar. Tamam kardeşim, sağ ol. Bizim önceden patladı arabanın içerisinde. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin hemen öncesinde ise patlamanın meydana geldiği noktadan 15 metre ileride bir patlama daha oldu. İkinci patlama ise yolun boş olması sebebiyle bir hasara yol açmadı. Yaralanan asker ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet güçleri patlama ile ilgili olarak hava destekli operasyon başlattı. Yol çıkışlarını tutan emniyet ekipleri Akhisar girişinde yaptıkları kontrollerde şüphelendikleri 3 kişini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin olayla ilgisinin olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Trafiğe kapatılan Soma Kırkağaç yolu olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Soma Kırkağaç yolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen aralıklı iki ayrı patlama ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bugün 11.30 civarında Kırkağaç ile Soma arasında, Kırkağaç'a daha yakın bir bölgede, karayol üzerinde tam niteliğine henüz tespit edilmeyen, mayın da olabilir, başka bir patlayıcı da olabilir ama çok... Basit bir patlayıcı gibi duruyor.
bir patlama oldu. Jandarma aracı geçerken aracın ön camı kırıldığını bana söylediler. Arkasından olaya müdahaleye giden bir başka jandarma aracını hedef alarak da herhalde ikinci bir patlamanın yapıldığını biliyoruz. İkinci patlamadan yoldaki kaynaklanan yoldaki mucir taşlarından birisi bir askerimizin başına değmiş, ufak bir yaralama var. Hastaneyle görüştük, taburcu ediliyor. Ciddi bir sıkıntısı yok. Biz araştırmalara başladık. Kontrolüler trafiği veriyoruz. Yolu önce tek şeritten verdik, sonra işte kontrolünü yaptıktan sonra çift şeritten, iki şeritten de akmasına müsaade edeceğiz. Bakalım. Yani kim yaptı, ne yaptı, ne zaman, yani bunlar henüz tabii daha elimizde böyle bilgiler yok. Öğrendikçe sizinle paylaşırız. Marmaris'te Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri laiklik yeni anayasada olmamalı sözleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi üyeleri adliye önünde bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik ile ilgili sözlerine tepki gösteren gruba Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Vatan Partisi, avukatlar ve emekli öğretmenler de destek verdi. Gazi ünvanlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şimdiki başkanı İsmail Kahraman, laiklik yeni anayasada olmamalı dedi. Bizler mevcut anayasamıza göre suç olan bu sözleri söyleyen İsmail Kahraman'ı iyi tanıyoruz. Onu 1969'da iki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü Kanlı Pazar'dan, yöneticisi olduğu öğrenci derneklerinden, şeriatçı 31 Mart kalkışmasını öven sözlerinden çok iyi tanıyoruz. Böyle bir geçmişe sahip birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık için kimin önerdiğini, kimin ona ağabey dediğini iyi biliyoruz. Bu hukuksuz davranışları sergileyen kişinin anayasamızın ikinci maddesini ve dördüncü maddesini bilmediğini hiç sanmıyoruz. Bizce bu sözler planlanarak, işleyerek, istenerek, bilerek söylenmiştir. Anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Dördüncü maddede ise anayasa bütün planlarınızı bozacağız. Şunu da biliniz ki beyninize kazıyınız. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilkelerine sahip çıkarak yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti layıktır, layık kalacaktır. Atatürk'ü düşüncelerdir. Aydın'da AFAD ekipleri yaklaşık 40 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen inatçı keçiyi kurtarmak için saatlerce uğraş verdi. Yaklaşık bir asır önce açıldığı düşünülen kuyuya gaz maskesiyle inen AFAD ekipleri, kurtarılan keçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aydın Balıkköy afet evleri yakınlarında çobanlık yapan Uğur Kaygısız, otlatmaya çıkardığı keçi sürüsündeki liderlerden birinin olmadığını fark edince çevrede yaptığı aramada keçiyi bir bahçenin kör kuyusunda buldu. Dar ve oldukça derin olan kör kuyudaki keçinin kurtarılması için dayı arayan çoban ve keçinin imdadına afet ekipleri yetişti. Kuyunun olduğu bölgeye kurdukları özel düzenekle afet ekipleri kuyuya gaz maskesiyle inip keçiye ulaştı. Güzel etme baba. Makarayla kuyuyor. Ben salarım yavaş. Sen de 8 var. İndir. İndir. Neden kaykılıyor biliyor musun? Orası geniş. Hayır değil. Evet. Arada arkası daha yüksek ya. Biz bunu... Bombayla örmüşler bunu ya. El örme yapmışlar. Keçinin kilosunun ağır ve yaklaşık 40 metrelik kuyunun oldukça dar olması nedeniyle zor bir mücadele sonunda keçiyi kurtaran afet ekipleri, mücadelenin sonunda hayatını kurtardıkları keçiyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çekin, tamam, çekin. Ona öyle gelin, öyle çekin. Şu arabaya bağlayalım, şunu vincinle alalım. Buna bağlayalım ya bunu. Nasıl bağlayalım, bir sürü bizlere bağlı bunlar. Yakın zaten bak, şunu. Neymiş de Dal Bey? Abi evet. Çek. Şey, sırtından senin... Çek! Ne kadar derinlik vardı?
Tahmini iple de ölçtüğümüzde 40 metrelik bir derinlik vardı. Aşağıya indikçe kuyu biraz daha genişliyordu. Çok zor olmadı. Yukarıdan da işi bilen arkadaşlar olduğu zaman bir problem değil. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığı'nca Pembe Prenses adlı kanser tarama tırı Muğla'ya gelecek. Son model dijital mamografi cihazıyla mamografi çekimi, HPV DNA numune alımı için hizmet veren tır Marmaris ilçesine konuşlandırılacak. Pembe Prenses kanser tarama tırının Muğla'ya gelişi nedeniyle açıklama yapan Muğla İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Mustafa Nuri Ceyhan, Marmaris'te konuşlandırılacak olan tıra kadınlarda sık görülen kanser türlerinde erken tanı için tüm bayanları beklediklerini söyledi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde Sağlık Bakanlığımız, Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuz, Kanser Savaşı Daire Başkanlığımız ile birlikte Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğümüz kanser taramalarını ilimiz düzeyinde yürütmeye çalışmakta. Vatandaşlarımızın kanser konusundaki bilgi düzeylerini arttırmak, onların farkındalıklarını geliştirmek ve kansere yönelik hem korunma hem de erken teşhis ve tedaviye yönelik bilgilenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Kanser erken teşhisi mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Önemli bir halk sağlığı sorunudur. Önemli bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle vatandaşlarımızın kanserden korunmaları çok büyük önem arz etmektedir. Kanser tedavilerini sağlamak amacıyla erken teşhis amacıyla ilimiz düzeyinde simir testleri yapılarak kadınlarımıza yönelik rahim ağzı kanseri taramaları gerçekleştirilmekte. Aynı zamanda kadınlarımızın meme kanserinden korunmaları, erken teşhislerinin sağlanması amacıyla mamografi dediğimiz meme grafileri çekilerek tarama gerçekleştirilmekte ve eş zamanlı olarak hem kadınlarımızda hem de erkeklerimizde 50-70 yaş grubunda gaytada gizli kan testi ile kan testine bakılmakta ve kolon kanseri taramaları yapılmaktadır. Tırlarımız, ismini Pembe Prenses diyoruz. Tırlarımız gezici olarak, mobil tarama aracı olarak hizmet vermekte ve gerekli kanser taramaları bu araçlarımızla gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda kanser tırlarımıza sağlıklı yaşam araçlarımız eşlik etmekte. Sağlıklı yaşam araçlarımızla da vatandaşlarımızın kaliteli, sürdürülebilir bir yaşam sağlamaları amacıyla konu onlara intikal ettirmeye çalışılmaktadır. Sağlıklı beslenmek, obeziteden korunmak, düzenli fiziksel aktivite gerçekleştirmek, kanserden korunmada çok önemli bir noktadır. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen kanserden korkmayın. Kanserden korunmak yaşam tarzınızdaki çok küçük değişikliklerle mümkündür. Aynı zamanda kanserden korkmayın. Biz yanınızdayız. Erken teşhis için tamamen ücretsiz olan hizmetlerimizi hem gezici araçlarımız aracılığıyla hem de aile hekimlerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, kanser erken teşhis tarama merkezlerimiz ve Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak gerçekleştirmek üzere tamamen ücretsiz şekilde hizmet vererek sizin bu hizmetlerden faydalanmanıza yönelik çalışmaları devam ettirmekteyiz. Kanserden korkmayın. Sevgili izleyenler, henüz 18 yaşında hayatının baharında olan gencin motosiklet tutkusu sona oldu. Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletiyle kaza yapan genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza Didim Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Didim'de küçük sanayi sitesinde babasıyla birlikte motosiklet tamirciliği yapan 18 yaşındaki Mustafa Çugur, Akbük'ten Didim'e gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan aşağıya uçtu. Olay öncesinde Çukur'un arkadaşları uzun süre kendisinden haber alamayınca yaptıkları aramalarda Çukur ve motosikletini Didim Akbük yolu üzerinde kaza yapmış halde buldu.
Olay yerine hemen 112 acil servis ekipleri ve polis çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Emniyetin yaptığı çalışmada motosikletiyle kaza yapan Çukur'un kaza yaptığı yerden yaklaşık 50 metre ötede direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirlerken yerde fren izlerini tespit etti. Kazada Mustafa Çukur'a başka bir aracın mı çarptığı yoksa kendisinin mi yoldan aşağıya uçtuğu konusunda emniyet güçleri çalışma başlattı. Polisin incelemesinin ardından Çukur'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'la Meclis Başkanı Osman Çıralı arasındaki tartışmalar iyice büyüyor. Arıcan ve Çıralı arasındaki tartışmalarda karşılıklı yapılan basın açıklamalarına bir yenisi eklendi. Akif Arıcan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasına Meclis Başkanı Osman Çıralı'dan sert bir açıklama geldi. Çıralı, Başkan Arıcan'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların doğru olmadığını, ekip ruhunu yansıtmadığını, meclis üyeleri ve mecliste alınan kararları hiçe sayıp ben yaparım havasında olduğunu iddia etti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan'la Meclis Başkanı Osman Çıralı arasındaki kavga giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantılarına Meclis Başkanı ya da Meclis Başkan Yardımcısı yönerge gereği katılırken bir toplantıya katılması sırasında izin verilmeyip Akif Arıcan tarafından polis çağrılarak Meclis Başkan Yardımcısının toplantı salonundan çıkartıldığı iddia edilmişti. FESO Başkanı Akif Arıcan, yerel medyada çıkan bazı haberler üzerine basın toplantısı yaparken, bu toplantıya karşı bir basın toplantısı da Meclis Başkanı Osman Çıralı yaptı. Meclis Başkanı Osman Çıralı, Akif Arıcan ve grubunun yanlışları hakkında sert açıklamalarda bulunup, Akif Arıcan yanlışların hesabını verecektir dedi. Öncelikle geçtiğimiz günlerde Fethiye kamuoyuna yaptığı basın açıklamasıyla bazı konuları gündeme alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Akif Arıcan'ın yapmış olduğu açıklamalarına bu basın açıklamasına imza atan meclis ve komite üyeleri olarak kesinlikle katılmadığımızı ve kamuoyu üyelerimizi yanlış bilgilendirdiğini belirtmek istiyorum. Bununla ilgili basın açıklamasındaki resim karesinde 38 meclis üyesinin 4'ünün yönetim kurulu üyesi olmak üzere sadece 5 kişinin bulunması bu yanlış bilgilendirmenin ispatıdır. En son 2013 Mayıs ayında yapılan seçimler sonrası tek başlılık, keyfi tutumlar, seçilmiş meclis üyelerini ve mecliste alınan kararları bile hiçe sayan, onlar ne karar alırsa alsın ben bildiğimi yaparım diyen bir yönetim anlayışı içinde olan yönetim kurulu ve meclis üyelerinin çoğunu küstüren ve tavır alan, meclis kararı gerektiren konularda bile oda dışında bazı kişilere sanki karar alınmış veya nasıl olsa alırım zihniyeti içinde olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın yörüngesini şaşırtan bir anlayış ile karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa bir aranın ardından spor haberiyle devam edeceğiz.
Pazar günü Konya'da Sultan Gazi ile 3. Lig yolunda son maçına çıkacak Muğla Spor'un kulüp başkanı Haluk Beyimoğlu, sivil toplum kuruluşlarından ve siyasilerden yeterli destek göremediklerini söyledi. Takımın 3. lige çıkmaması durumunda görevine devam edeceğini, 3. lige çıkması durumundaysa aday olmayacağını belirten Beyimoğlu, "Gözyaşlarımla başladım, gözyaşlarımla bitireceğim," dedi. Pazar günü Muğla Spor'un 3. lig yolundaki kader maçı öncesi kulüp başkanı Haluk Beyimoğlu destek anlamında bazı kesimlerden yeterli destek göremediklerini belirtti. Varoluş nedenlerinin tek dayanağı insan olan bazı sivil toplum kuruluşlarının memleket meselesi diye çıktıkları yolda kendilerini yalnız bıraktığını söyleyen Beyimoğlu, bu sivil toplum kuruluşlarının para değil en azından son maçta Muğla Spor'a zaman ayırmalarını istedi. Varoluş nedeni insanlara hizmettir. Sivil toplum kuruluşlarının varoluş nedeni insanlara hizmettir. Ben bugün biraz sert konuşacağım, çok doluyum. Bu sertliğimin nedeni de memleket meselesi diye çıktığımız yolda hala yalnız kaldığımızı hissediyoruz biz. Muğla Spor Kulübü sadece Vali Bey'in, iki tane milletvekilinin, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın kulübü değildir. Biz Muğla Spor Kulübü'nün komple 48 ait olduğunu düşünüyoruz. Ben de kendi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorum, görevlerim var. Çok üzülerek söylüyorum. 2 günlük, 3 günlük çalışma toplantılarına eşleriyle full katılan, toplum yararına çalıştığını söyleyen arkadaşlar, memleket meselesi olarak adlettiğimiz Muğla Spor davasına zaman ve para ayırmıyorlar. Biz para ayırmalarını da geçtik. Artık bizim para ayırmayla bir işimiz yok. Zaman ayırmalarını istiyoruz. Zaman dahi ayrılmıyor. Bana göre bu insanların ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor. Ben bu açıklamaları burada bugün yapmak istemiyordum ama ben yeterli desteği bulamadığım için bu açıklamaları yapıyorum. Evet, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna görevli olan arkadaşlar, atıyorum İzmir'de bir kahvaltı toplantı var dediğimiz zaman hepimiz çoluğumuz çocuğumuz alıp gidiyoruz. Ama Muğla Spor davasında biz bu gerekli desteği göremiyoruz. İyi mesajlar alıyoruz etraftan. İlçeler, merkez ilçeye göre biraz daha böyle sanki sahip çıkmış durumdalar. Özellikle Fethiye'de kooperatifler, sivil toplum kuruluşları. Biz yalandan destek değil, samimi destek istiyoruz. Ben bu işe gözyaşlarımla başladım. Gene gözyaşlarımla bitireceğim. Şimdiye kadar bize destek veren insanlara da ben bu vesileyle tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz bu desteklerle buralara kadar geldik. Ve nasip olursa 1.90 dakika sonra daha da ilerlere gideceğiz. Muğla Spor sadece bir futbol takımı değildir. Ve biz 3 milyon Türk lirası federasyondan verilecek toplam katkılarla birlikte kendi harcadığımız parayla da 5 milyonluk bir maça çıkıyoruz. Bu 3 milyon lira Muğla'nın kasasına gelecek. Mayıs'ta bizim kongremiz var. Esasında bizim bu playoff maçları falan uzamasaydı biz şu anda kongre sürecinde olacaktık. Muhtemelen kongreyi de bu hafta yapacaktık. Bunun da bizim için bir şans olduğunu düşünüyorum ben. Niye bizim için bir şans? Biz Muğla Spor tüm 48'indir diye yola çıktık. Bu kongrede ben şahsım aday olmayacağım. Bu iş bitti. Ve sevgili izleyenler, sizleri hava durumuyla baş başa bırakırken bizler de haber bültenimize noktayı koyuyoruz. Yarın daha güzel haberler vermeyi umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.